Glieli ben avuto. Quando la disperazione e lo sconforto. Özellikle çöp kamyonu ilerlesin diye yavaş yavaş yürüdüm. Çöpümü dağıttım. Her şey yolunda. Yavaş yavaş gidiyoruz işe. Bu hafta sonu bol bol uyudum. Bol bol yiyip içtim. Sanırım o yüzden bu sefer böyleyim. Uykusuzluk değil, fazla uyumaktan galiba. Cumartesi öğleden sonra bayağı bir öğleden sonra uykusu, hani böyle bir saatliğine, yarım saatliğine yatayım dedim. Sonradan galiba 2,5 saat olmuş o. Arada yapmak istediğim şeyler yani her zaman var ama o böyle ittirilebilir bir şeye dönüşüyor galiba. Bir de alarmı hani ertelememişim, kapamışım tamamıyla. Neyse oluyor öyle. Sonra pazar sabahı da nasılsa kalkmam gerekmiyor diye. Saatin söylediğine göre 10,5 saat uyumuşum. Mis gibi iş. Bir daha nerede bulacağım böyle fırsatı? Öyle bakalım bu hafta nasıl geçecek. Bu hafta bu sefer artık zorunluluktan değil ya da yani böyle acil bir durum olduğu için değil. Genel olarak ne yaptıklarını görmek, bir iki prosedürü öğrenmek için çarşamba ve perşembe günleri bu merkezdeki büyük üretim tesisine gidiyorum. Söyleyemedim. Araba kullanamadığım için burada şey olacak. Ben önce hani sabah normal bir şekilde buradaki işime gideceğim. Saati 7:30 gibi gelip işte 8 civarı falan diğer dükkanlara bütün tatlıları taşıyan araçla birlikte herhalde 9 civarı falan anca bu tarafa gitmiş olurum. Ondan sonra da bakacağız neler oluyor. Çünkü bildiğim kadarıyla 11 civarı falan çıkıyor onlar. Bakalım nasıl yapacaklar o işi, hani şeyleri bana mı bırakacaklar, benimle birlikte kalacaklar mı, yoksa ben onlarla birlikte sadece 11'e kadar mı çalışacağım? Böyle ilginç iki iş gezisi günü olacak. Yanımda